Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golbağı.com'un ve Kayseri Özyurlu Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul sürerken bugün de 9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü sürerken ben bu videoyu sizlere aktarmak istiyorum sevgili dostlar. Bu arada kanalımıza abone olmayı lütfen ihmal etmeyelim. Sayenizde daha büyüyoruz. Büyümemiz yavaşlamasın ve kesilmesin. Şimdi kıymetli dostlar, Ali Koç başkanımız Aziz Yıldırım döneminde kendi imkanlarıyla stadını yapan tek kulüp oldu cümlesini kullandı. Mesela ben çok az cümle aldım buraya. Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil, hangi takımın Atatürk'ün yolundan gittiği önemlidir. Kim ne derse desin Atatürk'ün kulübümüze olan yakınlığı ve sevgisi ispatlıdır. Stadımıza Atatürk'ün ismini vermek, atamızın ismini vermek en çok bize yakışır diyor. Ali Koç'un açıklamaları. Hani Eda Erdem Dündar'ın da heykelinin dikilmesi, o şekilde söyleyeyim, Eda Erdem'in heykelinin dikilmesi de bence gündemin en sıcak şeylerinden biri oldu. Ama asıl gündemin en sıcak şeyi amilli takım. Böyle giderse, bu kafayla giderse, hani A milliyi geçtim ama başka bir şey olacak. Yani ne bileyim, değişik bir takım olacak. Bilmiyorum, tek ben mi hani tehlikenin farkındayım ama şimdi Disney Plus Atatürk dizisini bilmem şöyle yapacaktı böyle yapacak diye Disney Plus'a tepki gösterdiniz Ermeni lobisinin altında kaldı diye. Ya 15 fark atman gereken Ermenistan'a dün az kalsın yeniliyordun. Oynatmadığın bir çocuk şerefini kurtardı. Ama maç sonunda enteresan. Spor yazarlarını dinleyeyim dedim. Hani Ermenistan'la berabere kalınmasının köşelerini ne diye değiştirmişler. Uğur Meleke milli takımın Interlilerden, Atletikolulardan, Benfikalılardan, Romalılardan oluşan bu kaliteli jenerasyonu maalesef teknik adam seçimleriyle heba olma yolunda Umut Meraş, Kenan gibi seçimleriyle 60 yıllık Avrupa Şampiyonaları tarihinin en kötü sonucuna imza atan Şenol Güneş ve bu takımın seviyesinin çok altındaki Stefan Kuntz bu jenerasyona gerçekten yazık oluyor demiş. Bazılar da bana şey diyor, hocam bizim kadroda kim var ki ya, kim oynatacaksın? Ya siz o kadar mı hani aşağılık görüyorsunuz bizim kadroyu? Gürcan Bilgiç, ummadığınız hak etmediğiniz bir sonuç aldık. Maç başlamadan kazanmış gibi sahaya çıkmak ilk hatamız oldu. İkincisinin de 60'tan sonra yapılan değişikliklerin oyuna yansımasına baktığımız zaman Kuntz yaptı. Kötü oynayan oyuncumuz belki vardı ama ciğerlerindeki nefesi hep sonuna kadar kullandı. Her şeyden şikayet etmeyen, gözünün önündeki çözümleri maç planında yaşayamayan bir teknik adamımız var. Yine de bu kadar pozisyona rağmen ona da çok söz söyleyemeyiz. Bazen olmuyor. Başta kaptan Hakan Çalhanoğlu olmak üzere formasına bu kadar sahip çıkıp sarılan tüm oyuncuları kutlarım demiş. Ben açıkçası bunu geçtim. Niye? Ya Cengiz Ünder mesela dün bence Cengiz, yani bu performansı Cengiz'in iyi performansı. İstatistiksel olarak da sahanın en iyisi seçilmiş. Ama sorsan Fenerbahçe forması var diye çöplüyorlar. Saha dışında takımcılık yapıp da onu çöpleyelim, bunu çöpleyelim diyenlere de ben hayret ediyorum. Barış Alper, ya belli bir yeteneği var çocuğun. Hani onun üstüne geçemiyor çocuk. Zaten geçse belki Real Madrid yapardı. Bu kadar hatasına rağmen, bu kadar hani şeyine rağmen oynatmak hani düşündürücü. Bertuğ Yıldırım, ben Bertuğ için size ne dedim? Senenin başında da ne dedim? Çocuk muhteşem bir gelişim sergilemiş. Bu çocuk durmaz. Türkiye'de durmaz. Bu çocuğu kimse Türkiye'de durduramaz dedim. Peki Avrupa yaptı. Yine söylüyorum. Eğer bu çocuk yeteneğine ihanet etmezse, Batuhan Karadenizleri falan örnek almazsa, Türkiye'nin gururu olacak. Ömer Ründül, senelerdir aşamadığımız bir sorunumuz var. Nispeten kolay rakipler karşısında nasılsa yeneriz dediğimiz maçlarda çok kritik puanlar kaybederek başımıza çok işler açtık. Dün gece bu makus talihimizi yine yenemedik. Ferdi'nin yokluğunda hem sol bekte hem santraforda ciddi sorunlarımız var. Üstelik de bizim futbolumuzun her zaman vurguladığı gibi oturmuş bir sistemi ve kadro istikrarı da yok. Turgay Demir, milli takım kimsenin egolarını tatmin edeceği ya da kulüplerin hoca bizim camiadan olsun diye yarışacağı bir yer değildir. Gelecekse Sergen Yalçın gelsin, kurtaracaksa Sergenler, Bertuğlar kurtarır bu futbolu. Yaşı geçmiş, içi bitmişler değil diyor. İlker Yağcıoğlu, Kuntz'un kenarda daha hareketli, bağırıp çağıran bir tavırda olması lazım. Alman hoca bence kadro tercihleri ve oyunu iyi okuyamaması nedeniyle sınıfı geçemedi. Son dakikada gelen gol lider olarak kalmamızı sağladı. Şimdilik yalnız o da söyleyeyim. Stefan Kuntz ile nasıl bir yol alınacağını merak konusu demiş.
Atilla Gökçe dünkü sonuç kötülerin belki en iyisi oldu. Bir takım futbol oynamadan abuk sabuk ıslak bez gibi toplarla rakibine gol atacağını zannederek futbol oynadığına inanıyorsa bunun adı yalancılık olur. Ne Cengiz, ne Kerem, ne Barış Alper Ermenistan kalesini tehdit edecek bir varlık ya da beceri gösteremedi demiş. Engin Verer grupta herkes Hırvatistan'ın birincilik için favori olduğunu kabul ediyor. Hani birinci belli, ikinci kim olacak modundalar. İkincilik için de elbette en güçlü aday biziz. Biz aşağıya çekmeyi başaran Euro 2024 için favori pozisyonuna kendisi geçecek. Bu yüzden herkesin Türkiye'ye karşı ayrı bir bilinmişliği var. Rakibin gol bulacağını Kuntz dışında herkes gördü. Ama o nedense göremedi. Oyuncular son dakikalarda benliğini, ruhunu, her şeyini sahaya koydu. Neyse ki Bertu attığı golle yüz kızartıcı bir yenilgiden kurtardı ama bu bir puan Kuntz'u kurtarır mı bilmem demiş. Kurtarır. Öyle bir yüzsüzlük var ki. Herif öyle bir yüzsüz ki arkasına da öyle bir destek almış ki. Hani yenilgi şeyin beraberliğin sebebi benim gibi yani. Rıdvan Dilmen'e göre birbirin nedeni. Şimdi Rıdvan Dilmen gibi de savunucuları var arkasında. Niye? Şimdi sosyal medya hesabından 2 puanı neden kaybettik? Cevap çok basit demiş. Başlayan, sonradan giren sağ bekler kendi takımlarında tam oynamıyorlar. Yani Zeki Çelik ve Mert Müldür'den bahsediyor. Bu oyuncuların suçu değil, onu da belirteyim. Stoperlerden biri Meri. Doğru dürüst hazırlık dönemi geçirmedi. Doğru. Diğeri Çağlar geçen sezon ikinci yarı hiç takımda yani takımda hiç oynamadı. Bu yıl da hiç ilk 11 başlamadı. Şimdi Çağlar ve Merih varken açık söyleyeyim. Hani Samet Akaydın, Abdülkerim'i falan mı oynatacak? Düşünüyorum. Topa tutarlar. Topa tutarlar. Gerçi Galatasaray medyası kurtarır onlar Abdülkerim oynattı diye de. Sol bek ilk kez oynadı demiş. Bu kimin suçu? Benim suçum mu? Oyuna sonradan Umut Bulut alındı. Şey, Onur Bulut alındı. Demek ki sol bek oynayabiliyor. Mert Müldür sol bek oynayabiliyor. Soru işareti demiş. Forvetlerden Barış takımında yedek. Bertu oynatsın şekerim. Bu benim suçum mu? Cengiz henüz takımında sürekli 11'de oynamıyor. Cengiz de aynı şekilde. Şimdi kadronda Cengiz varken İrfan Can oynasa bu sefer diyecekler ki İrfan Can mı oynayacak? İrfan Can daha düzenli oynuyor açıkçası Cengiz'e göre ama diyecekler ki Cengiz varken İrfan mı oynatılır? Barış'ın yerine giren Halil de takımında yedek. Halil Dervişoğlu'nu oynatmanın zaten ben mantığını hiç çözemedim. Barış Alper'i de çözemedim. Ama işte neyse biraz daha ileriye gideyim. Evinden sonradan çağrıldı diyor Halil Dervişoğlu. Özeti bu bundan sonrası için Avrupa Şampiyonası için Hırvatistan, bir yana Ermenistan, Galler'den önce rakibimiz diyor. Ermenistan, Galler'den önce rakibimiz diyor. Bu canavarı ürettiğiniz için teşekkürler. Stefan Kuntz, Hamit Altıntop ve Mehmet Büyükekşi. Fenerbahçe Eda Erdem'in heykelini dikiyor dedik arkadaşlar. Başkanımız Ali Koç, voleybol takımı kaptanı Eda Erdem'in heykelini dikileceğini açıkladı. Yoğurtçu Parkı'na dikilecek heykel. Yani önce Milletler Ligi'ni sonra Avrupa Şampiyonluğunu kazandılar. Bu arada şeye de bazı açıklamalar da çok hoşuma gitti. Kaptan Eda Erdem'e, Savunma Bakanı Gizem'e, Türkoğlu Türk Vargas'ımıza, Aslı Kalaç'a özel bir parantez açmak istiyorum. Hem ülkemizi hem bizi mutlu ettiler diye. Alex de Souza, Can Bartu ve Eda Erdem heykeli. Kendisi de bilmiyor. Şu anda uçakta mı öğrendi bilmiyorum demiş. Aslında haberlere de yansıdıydı bu da. Neyse. Livakovic Fenerbahçe'ye transfer yapıyor. Dominik Livakovic orta saha transferi için Mario Pasalic'i ikna etmeye çalışıyor demiş haberde. Pasalic. Josip Misic ve Mario Pasalic'e gözler çevrildi. Misic'i Zagreb kesin olarak satmayacakmış. Aman ne kadar üzüldüm. Ne kadar üzüldüm. Satmayacaklarmış. Atalanta da bu sezon 11'deki yerini kaybeden kulübeye mahkum olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için çalışmalar sürüyor. Pasalic bu transfer döneminin ilk haftalarında Fenerbahçe'den gelen bir teklifi geri çevirmişti. Artık lacivertlerin bu kez önemli bir kozu var. Dominik Livakovic. Yıldız Kaleci şu anda Pasalic ile birlikte Hırvatistan milli takımının kampında bulunuyor. Livakovic'in vatandaşını ikna etmek için kolları sıvadığı öğrenildi. 28 yaşındaki filebekçisinin Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğu ve iddialı bir projeye başladığını anlattı. İstanbul'un güzelliklerinden bahsederek Pasalic'e sarı lacivertlere katılmaya davet ettiği belirtildi. Cazip sözleşme. Başarılı orta saha oyuncusunun kiralık olarak gelmeye yeşil ışık yakabileceği kaydedildi. Pasalic, Atalanta'da sezonu yedek kulübesinde geçirmektense bu sezon Fenerbahçe'de oynayıp mutlu olması halinde bonservisiyle birlikte transfer olabilir. Yönetim de Hırvatlı'da da cazip bir sözleşme teklif etmeyi planlıyor. Geçtiğimiz sezon 33 maça çıktı. 5 gol 2 asist kaydetti. Arkadaşlar Pasalic için daha önce de bir deneme gerçekleştirdik ama kulübü olağan dışı bir
destekte bulunuyor. Onu söyleyeyim. Yani bu şartlarda imkansız. Kesinlikle imkansız bu şartlarda. Onu belirteyim. Niye kesinlikle imkansız? Transfer market değeri 20 milyon euro. Yaşı 28 ama oyuncu 10 numara pozisyonunda. 6 8 10 oynayabilen bir oyuncu. 14.5'a zamanda Chelsea'den almışlar ama bu paralar etmez. Paralar şimdilik verilmez. Ben onu belirteyim. Ben bu transferin gerçekleşme ihtimalini sıfır olarak görüyorum. Yani dostane söylüyorum. İstediğiniz kadar yanlış anlayabilirsiniz. Fenerbahçe'de Samet'in geleceği netleşti. Tecrübeli stoper Samet Akaydın ve temsilcisiyle yapılan görüşmenin ardından futbolcunun takımda kalmasına karar verildi. Ben bunu söyledim. Az Yağız Savuncuoğlu kesinlikle gidecek dedi. Gördüm ben. Yani belki silmiştir diye söylüyorum. Ben gördüm. Kesinlikle gidecek. Gitme kararında İsmail Kartal istemiyor dedi. Ama böyle bir şey yok. Ben dün size anlattım. Bugün tekrar ediyorum. Böyle bir şey yok. Söyledim arkadaşlar gitmeyecek diye. Hocam ama Yağız Sabuncuoğlu gidecek dedi dediniz. Ertan Süzgün'ün haberine göre Fenerbahçe yetkilileri ve Samet Akaydın'ın temsilcisiyle yapılan görüşmenin ardından oyuncunun takımda kalmasına karar verildi. Haberde Samet'in takımda kalmasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oyuncu hakkında olumlu rapor vermesinin etkili olduğuna yer verildi. Hayır abi, olumlu rapor mapor değil. Luan Perez sakat. Anladınız mı? Luan Perez orada sakat. Ondan sonra Ciko tamam kabul. Serdar Aziz kabul. Dördüncü stoperin kim şekerim senin? Kim? Stopersiz mi oynayacağım? Ya kafanızı bir çalıştırın. Ayrıca Türk. Samet Akaydın yabancı olsaydı çoktan paketlediydik. O da ayrı mesele. Çoktan gittiydi. Ama Türk. Bak düşün. Ciko'yla şey. Bekao'yla birlikte Serdar Aziz'i oynattığını düşün. Bir kontenjan gitti. Ferdi iyileşti. Ferdi. Cengiz, İrfan Can ya da Emre Mor'dan biri oynadı. Al sana. Livakovic'i de oynadı. Orta sahaya yabancı da transfer et. Samet o kadar kötü bir isim değil. Bekao ile yan yana oynarsa göreceksiniz. Asıl o maçlarda Samet'in kalitesini göreceksiniz. Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'ye. Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan ekibi yaz transfer sezonunda 29 milyon euro ödediği yıldız futbolcu Jota'yı Sarı Lacivertli ekibe kiralık olarak önerdiği öğrenildi. Trendyol Süper Lig'de 9 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına da son hız devam ediyor. Suudi Arabistan Temmuz ayında 29 milyon euroya transfer ettiği futbolcuyu yabancı sınırı nedeniyle kadro dışı bıraktı. Oyuncu için kulüp arıyorlar ve Fenerbahçe'ye önerildi. FIFA ve UEFA'nın uyarısına karşın geri adım atmayarak Suudi Arabistan Ligi futbol takımları birçok yıldız futbolcuya yüksek maaşlar ve bonservis ödeyerek imza attırdı. Suudi Arabistan kulüpleri devlet desteği sayesinde bu transfer dönemine damga vurdu. 1 milyar eurodan fazla transfer harcaması yapıldı. Kadrosuna Benzema, Kante, Fabinho gibi dünya çapında yıldızlarla güçlendiren Al Ittihad'ın çarpıcı transferlerinden biri de Celtic'ten 29 milyon euroya aldığı Jota'ydı. Ancak Portekizli futbolcu 2 ayda gözden düştü. Yalnız ben başka bir şeye dikkat çekeceğim. Burada bir kavram karmaşası var. Futbolcu hakkında enteresan düşünceler var, onu da söyleyeyim. Portekiz oyuncu 2 ayda gözden düştü. Real Betis'ten stoper Luis Felipe'nin gelmesiyle birlikte Jota yabancı kontenjanına takıldı. Al Ittihad şimdi 24 yaşındaki oyuncuya kulüp arıyor. Suudi Arabistan ve Avrupa'da transfer döneminin bitmesi nedeniyle fazla bir seçenek de yok. Fenerbahçe aslında hücum hattına takviye yapmayı planlasa da Jota'nın kiralık olarak öğrenildi. Üstelik maaşını da Al Ittihad karşılayacak. Sarı lacivertlerin bu transferi yapması için yabancı oyuncu kontenjanında yer açması lazım. Joshua King gözden çıkarılması muhtemel isimlerin başında geliyor. Ancak İsmail Kartal'ın King Jota değişikliğine sıcak bakmama ihtimali var. Çünkü Portekizli yıldız gelse bile Konferans Ligi'nde forma giymeyecek. Yine Suudi Arabistan ile kuvvetli ilişkiler bulunan Fenerbahçe önemli bir sürprize imza atabilir, atmaya da bilir. Şimdi bu Jota 30 Mart 99 doğumlu, 24 yaşında, 1.75 boyunda, Portekizli sol kanat oyuncusu. 13 milyon euro transfer market değeri var. Arkadaşımız sol kanat ya da sağ kanat oynayabilen bir isim. Buraya kadar her şey tamam. 13 milyon euro piyasa değeri varken Celtic 16.2'yi almış Benfica'dan. 1 Temmuz 2023'te, 3 Temmuz 2023'te de 29.10'a satmış. Müthiş kar.
Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 5 maçta 1 golü var 133 dakikada. Arkadaşlar bu kardeşimizin bizimle uzaktan, yakından, kenardan, pırttan, bırttan alakası yok. Yani yok. Olsa var derim, niye söylemeyeyim. Ama şunu söyleyeyim, çok güzel şey tıklatması yapar. Haber tıklatması yapar. Arkadaşlar Verratti konusunda maalesef üzücü haberleri vermek zorundayım. Normalde bazı işlemler bozulmuştu ama Verratti konusunda artık transfer son aşamada diyebilirim. Bizim için değil, keşke bizim için olsaydı. Nedir o son aşamada olan transfer? Katar kulübü El Arabi. Şimdi Paris Saint-Germain orta saha oyuncusu işi bayağı karıştırdı. Fabrizio Romano'nun haberine göre de Katar'ın El Arabi takımı önümüzdeki haftaya kadar sözleşme imzalamayı düşünüyor. Arabistan'da ne güzel bittiydi transfer sezonu ama Katar'da devam edince. İtalyan oyuncu henüz Katar'ın başkenti Doha'ya gitmemiş ancak seyahat planlaması yeniden yapılmış. Paris Saint-Germain'le 45-50 milyon euroluk bir bonservis konusunda anlaşmaya varıldı. Şimdi biz bu paraları zaten veremeyiz, o da ayrı mesele. 38 maçta bir asist. 2012 yılından bu yana Fransız kulübünde forma giyiyor diyor. 30 yaşındaki orta savunucu geçen sezon 38 maçta bir asist yaptı. Şimdi çöplemeye başlayabilirsiniz. Bize gelmeyecek diye. Ha, hayali güzeldi. Açık söyleyeyim. Hem Fenerbahçe açısından hem Galatasaray açısından falan hayali güzeldi. Ama yok. Şimdi önümüzdeki haftaya kadar imzalayacaklar arkadaşlar. Ve Verratti geçen hafta yoktu ama dediğim gibi 45-50 milyon euro. Biz bu paralara zaten çıkamayız. Ama hayali güzeldi. Şimdi kişisel fikrimi soracak olursanız bu gidişat daha önceki filmlerden izlediğim kadarıyla 6 numara olmayacak şeklinde gidişat. Çünkü ben bu filmi daha önce yaşadım. Daha önce defalarca yaşadım. Bu gidişat oraya doğru gidiyor. Crespo'nun adı Avrupa listesine yazdırıldı. Pendikspor'a kiralık falan filan konuşmaları var. Yemeyelim birbirimizi. Yani birbirimizi yemeyelim. Oraya göndersen ne işine yarayacak? Yeni aldığın adamı tamam Avrupa'da oynatamayacaksın. Okey. Ama Avrupa'da bir kişi eksik olacaksın. Valla ben kişisel fikrimi söyleyeyim. Geçen gün de videoda söyledim. Tepkilerin de odağına yerleştim. Ben 6 numara transferi konusunda gelen duyumlar alacağız şeklinde ama zaman daralıyor, vakit geçiyor. Öneriler var. İki korkum var. Korkum bir, bu transferin gerçekleşmeyeceği, yani Fenerbahçe'nin 6 numara almayacağı, bu birinci korkum. Olabilir ama ikinci korkum daha kötü. Denize düşen yılana sarılır korkusu. Yani son anda saçma sapan abidik gubidik bir isim ortaya atılacak da Fenerbahçe sanki onu alacak gibi bir korkuya sahibim. Neydi o, Miçiç miydi? Misic gibi mesela. Valla bunları yapacağına Crespo'nun üstüne düş. Ya da Bartu Elmaz'ı geliştir. İsmail'le Bartu oynatıyorum de. Verdi sol bekimde. Sağ bekim, sağ kanadında Cengiz Ünder'di. Arkadaşlar ne yapayım? Bekao, Ciku oynatmak için de. Ne bileyim. Kalede Livakovic oynatmak için tek şansım bu de. En azından daha akılcıl bir açıklama olur. Ama ben bugün itibariyle, 9 Eylül itibariyle şahsi fikrimi söyleyeyim. Tabii ki de fırsat transferi kullanıyor. %40 birisi alınacak derim. %30 kimse alınmayacak derim. %30 da alınacak ama tatmin etmeyecek derim. Yani mantık olarak %70 olarak birisi gelecek diyorum. Ama sizi tatmin eder mi etmez mi? Orasını bilemiyorum. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için, kanalımıza hürmet ettiğiniz için, abone olduğunuz için, beğendiğiniz için, sevdiklerinizi kanalımıza davet ettiğiniz için, bilhassa Fenerbahçeli olduğunuz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere dostlar.